Her şey yapalım. Yandırmıyorum onları da. Bakın buraya da bakın. Askerlerimize mektup yazıyorum. Neler yazdın? Onlara ne kadar zor bir işte olduklarını yazdım. Haklarını bizlere helal etmelerini yazdım. Şu anda Suriye'de görevde Mehmetçik. Evet. Onlara buradan bir mesaj vermek ister misin? Biz hepimiz size hakkımızı helal ediyoruz. Siz de bizlere hakkımızı helal edin. Sevgili Mehmetçikler, İngilizce hocamız bize bu kağıtları dağıttığında şu an Türkçeyi, matematiği, LGS'yi boş verin, unutun. Basacağınız bir toprak olmadığı sürece bu derslerin hiçbir önemi yok dedi. Düşündüm de epey haklıymış. Sizler orada savaşıyorken biz burada huzur içindeyiz. Savaşmak kolay değil ama Türk askerinin güçlü olduğunu da biliyorum. Demem o ki fiziksel anlamda yanınızda olamasak da kalplerimiz hep bir. Bu mektup size ulaşır mı? Siz bu mektubu okur musunuz bilmiyorum. Tek dileğim bu operasyonu da sağ salim bitirmeniz. Dünyanın bir an önce adalete kavuşması lazım. Savaşın durması lazım. Bilin ki kahraman askerlerimiz sizi seviyoruz ve başaracağınıza, orayı temizleyip yurdunuza geri döneceğinize eminiz. Türk olmaktan ve sizin gibi korkusuz, güçlü askerlerin himayesinde olmaktan gurur duyuyorum. Kahraman Türk askerleri, sizler bizler için sınırların ötesinde ya da yurdumuzun içinde ülkemizi bölmeyi düşünen, ancak sadece düşünmekle kalacak olan terörle savaşıyorsunuz. Onları etkisiz hale getirdikçe bizim içimiz hep rahat ediyor. Bizler okullarımızda bilime sarılabiliyorsak, yatağımızda huzur içinde uyuyorsak, bunlar sizin sayenizde. Zeytin Dalı Harekatı gibi şimdi de Barış Pınarı Harekatı'ndasınız. Masum insanları katledip ülkelerini ellerinden alan insanları umarım yakalarsınız. Suriye toprakları yeniden huzur ve düzen içine girer. Sizler bizlerin umudusunuz. Şu an bu mektubu yazarken bile kalem tutabiliyorsam hepsi sizin sayenizde. Sizler bizim kahraman Mehmetçiklerimizsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Türk ve Suriye halkı size minnettar. Allah işinizi kolaylaştırsın. İnşallah terör örgütlerinin işlerini bitirirsiniz. Bir bakalım.